Небо було червоним. Це було найстрашніше, що було в моєму житті. Єрмідорт шубат сабах беште. Бомбаландың için bu şekilde uyandılar. Dışarı çıktılar ve baktılar ki gökyüzü kıpkırmızı rengi ve her yerde bu bomba sesli olduğu için ve diyor ki ne kadar yaşayacağım bu anı hiç unutmayacağım. Тижні. Це дуже-дуже страшно. Bu birkaç saat içinde hazır olmak gerekiyordu ve bu birkaç saat içinde biz kararı verdik. Eşimle vedalaşmak çok zordu ama eşim çok rica etti, çok ikna etti. Madem böyle bir fırsatı var, bu fırsatı kullanmak gerekiyor. Bu yüzden bu birkaç saat içinde bavulu ne koydum hatırlayamıyorum. Topladık ve Kiev'den çıktık ve Kiev'den buraya yol 2 gün 2 geceden fazla sürdü. Önce otobüslerle Ukrayna'da gidiyorduk. O da çok korkunçtu çünkü her yerde bombalanıyordu. Biz de ana yoldan zaten gitmedik. Köy arasında yolları kullandık, otobüsler. Sonra uçağa bindik ve buraya Türkiye'ye geldik için inanmadık bile biz artık güvende olduğumuz için. Ve şimdi önce çok üzülüyordum yani ben buraya gittiğim için, orada eşimi, ailemi bıraktığım için. Ama şimdi savaş artık 3 hafta sürüyor ve orada çok insan kaldı, çok kadın, çok çocuk kaldı ve onlar sığınaklarda saklanıyor. Bazı çocuklar yemek yemiyor, bulamıyorlar yani ve onlar için çok üzülüyorum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Приносит їжу, нам приносять одяг. Ми дуже-дуже вдячні. Şimdi Türkiye geldiğimiz zaman kendimi güvende hissettik ama tabii ki yalnızdık yani nasıl burada hayatımızı devam edeceğiz bilmiyorduk ve çok şaşırdık bu kadar Türk İnsanlar bu kadar bizi aile parçası gibi karşıladılar ki bizi ve bizim çocuklarımızı çok şaşırıyoruz. Çünkü her gün insanlar geliyor, hediye getiriyor, gıda getiriyor, oyuncaklar getiriyor. Bizim çocuklarımızla ders yapıyor, oyun oynuyor, bizi gezi getiriyor. Yani biz hala böyle bir gözyaşı bile çıktı hanımefendinin. Çok etkilendik. Росіяни пішли з нашої землі. Це єдине, що ми хочемо. Ми відбудуємо нашу країну і ми просто хочемо, щоб війна закінчилась. Це все. Şimdi diyor, ne kadar Türkiye'de iyi olduğumuz rağmen biz hepimiz her gün dua ediyoruz. Memlekete dönmek istiyoruz. Kendi memleketimizi inşa etmek istiyoruz. Sıfırdan başlayacağız. O bizim güzel ülkeyi yeniden kuracağız. Ukrayna'ya dönmek istiyoruz. Savaş bitsin. Çok dua ediyoruz. Rus ordusu bizim ülkemizi bıraksın. Gitsin bizim memleketten, bizim topraklardan. Biz geri döneceğiz. Yakınları sarılacağız ve inşa edeceğiz. Від того, що мені сказав чоловік, я зрозуміла, що слава Богу, що я тут, що я ну, з сім'єю, а не залишилась там сама. Gerçi herkes de bir inanmayacaktı bir his vardı. Çünkü böyle bir konuşuluyordu, savaş olacak mı, olmayacak mı? Ama bu artık 21. yüzyılında yaşıyoruz. Bir de kardeş ülkeyiz gibi yani. Böyle bir korkunç bir şey başlayacak. Kimse son dakikaya kadar inanmadı. O yüzden панік başladı, kaos başladı. Тобто ми їхали і казали хлопцям, слава хлопці, тримайтесь, дай Боже вам здоров'я. Тобто всім воєнним, які вони сильні, які вони сміливі. Тобто ми дивилися їм в обличчя, це мої герої. İlk günlerde sığına gitmek sık sık gerekiyordu. Çünkü onların şehri Brovary. Orada çok ordu tesisleri var ve o şehri tamamen bombalamaya başladılar. Ayrıca da büyük askeri uçaklar, bomba taşıyan uçaklar onları Ukrayna ordu vurmasın için çok alçakta uçuyorlardı. Tam evlerin üstünde yani geçiyorlardı ve o korkunç bir ses o şimdi hala şeyde var, kulakta var ve diyor ki 3. günü zaten çok sık sık sığınağa gitmek gerekiyordu ve dedi ki bu panik var yani bir hava alarmı ya da uçak sesi. Biz dedi ilk kez
onu hep sıkı tutuyorduk. Onların onu yani çocuğu böyle bir alıyorduk koşmak için ve o şimdi sık sarılmaktan da bile korkuyor. Bir akşam yatmadan önce banyo yaptırıyorlardı çocuğa. O banyodaydı ve o uçak geçiyordu. O banyoya hemen kaçtı annesi, çocuğu böyle bir havluya sardı ve bu halinde sokağa -10 sığınağa gitmek de o bu çıplak ıslak çocukla koşmak gerekiyordu. Ve üçüncü günde çocuk dedi ki annem ben ölmekten korkuyorum. Ve işte ondan yedinci gün şey geldi, haber geldi. Bu kurtarma operasyonu haberi aldılar. Ve dedi ben karar verdim, ben çocuk için mutlaka kaçmalıyım buradan. Ну, тобто ми трималися, але вже в автобусі наш папа не витримав, я плакала, тому що ми не знаємо, коли ми повернемося. Автобусе вардилар ве автобусе кадар кенені тутуюрду, ама автобусе бікіра чужа денізе гіду, татіле гідюрлар дедила, Тюркія гідюрлар, татіле чин, деніз гюрючек. Ода, яни, біші анламюрду, ама автобусе бінмек юзере, tabii ki tutmadı kendini. Aşırı bir şekilde ağlamaya başladı. Babası da ağladı ama babası dedi ki çocuğa artık sen bir erkeksin, sen anneni bakacaksın, ben burada kalıyorum, ülkemizi koruyacağım ama sen anneni koruyacaksın, onu iyi bakacaksın. Ona bir görev verdi ve bizim Timur o görevi kabul etti ve bütün yol boyunca annesine moral veriyordu. Тобто вся Броварська область зараз знаходиться в небезпеці. Diyor ki ben şimdi hiçbir şey istemiyorum yani. Bir eskiden planlarım vardı, geleceğim vardı. Şimdi bir tek istiyorum benim sevdiğim insanlar güvende olsun. Bir tek bu ihtiyacı var benim dedi. А цю пісню «Байрактар», «Баутсон Байрактар», because, ну, я дуже вдячна, тому що вони захищають нашу Україну. Тобто я дуже вдячна Туреччині. Şimdi diyor Türkiye'de olduğumuz için kendimi güvende hissediyoruz ama bu güvende yani bir beyinde var ama böyle bir alt his var. Çünkü mesela iki gün önce hava kötüydü, gök gürültü vardı ve bu, yani buradaki kalan insanlar hepsi yere yattı. Hepsi yani korkudan. Ve diyor ki benim çocuğum ben sesli bir kapıyı kapattığım zaman bana geliyor, bana kızıyor, korkuyor. Ve diyor ben her gün haberleri izliyorum ve hala iyi uyuyamıyorum. Yani bunu çok zor. Yani kendimi güvendeyim hissediyorum ama yani benim sevdiğim insanlar orada olduğu için çok korkuyorum. Bir de diyor ki tuhaf bir şey de bizim Ukrayna'da en sevdiği şarkı şimdi Bayraktar bir şarkı var. Çünkü bu silah Ukrayna'da çok hayat kurtarıyor şu anda. Ne kadar kötüyse silah sanırım her zaman kötü ama maalesef onu kullanarak Ukrayna ordu sivil toplumun hayatları kurtarıyor. O yüzden biz de artık bu şarkıyı söylüyoruz ve seviyoruz. Türk halkına ve Türk devlete çok çok teşekkür etmek istiyoruz. Сказав, ми потрапили в рай. Бо тут тихо, не треба бігати в погреб. Dedi ki biz burada güvendeyiz. Tabii ki biz bunu hiç unutamıyoruz. Biz hala yüksek seslerden korkuyoruz ama Ukrayna'da kocası ve annesi kaldığı için onlarla konuşurken anlıyoruz ki biz burada cennet gibi yaşıyoruz. Cennet gibi yaşıyoruz. Oradaki durum çok kötü. Але вони були, ну, відносно далеко, не такі гучні. Her gün 4-5-6 kere sığınağa koşuyorlardı. Bir alarmı, hava alarmı duyunca otomatik olarak yani bir çanta hazırdı, çocuğu alıyorlardı, koşuyorlardı sığınağa. Ve dedi ki çok enteresan, şimdi o sesi burada sanki hala duyuyorum. Çünkü alışkanlık haline dönüştü orada. Çok kötüydü diyor. Bu bombalandı sesler. Yakında değildi ama yani yine de onları çok net duyuyorlardı. Ve demek ki oradaki insanlar ölüyorlardı. Onu anlamak da korkunç bir şey diyor. Ve buraya geldiler, kendini çok güvende hissediyorlar, cennet gibi hissediyorlar ama tabii ki her an, her dakika memleketi düşünüyorlar, oraya dönmek istiyorlar. Resmi olarak Türkiye
geçici sığınmak belgeleri vermediği için buraya gelen Ukraynalılar turist olarak geliyor. Ve benim bildiğim buradaki o iki otelde kalan grubu var. O kişileri biliyorum, yani 120 kişi civarında. Didim'e biz gönderdik çünkü burada artık otellerde yer kalmadığı için Didim otelinde kalıyorlar. O da 50 kişi civarında. Ama bizi çok arayanlar var buraya kendi imkanıyla, kendi arkadaşları yanında, kendi akrabaları, komşuların akrabaları, yani birbirini tanıyan insanlar buraya da geliyor. Yani ben şimdi tahminim 300 kişi civarında kendi imkanıyla geldiler. Yemek, içmek, doktor ihtiyacı olanlar. İşte bu problemi çözmeye çalışıyoruz ama nasıl çalışıyoruz? Kurumlar arasında ilk olarak tabii ki Kuşadası Belediye yardım ediyor. Hem ev konusunda yardım ediyor, yani bilgi olarak arıyor, yani kim acaba yanına alabilir. Hem mesela buradaki kalan otellerin otelde gruplara yemek belediye veriyor. Hem öğle yemeği hem akşam yemeği belediye hazırlıyor, o yemeği getiriyor. Tabii ki burada Ukrayna Kültür Derneği kendi imkanıyla her türlü bir yardım etmeye çalışıyoruz. Bir masa kurduk ve o masaya her gün bir yeni bir malzeme getiriyorlar. Mamalar, meyveler, giysiler, yani her ihtiyacı olan çok güzel etkinlik de hazırlıyoruz. Çünkü buraya gelen insanların hikayeleri de duydum ve tabii ki çok üzücü hikayeler. Yani insanlar, yetişkin insanlar zor dayanıyorlar. Bu çocukları düşünmek bile istemiyorum. Bu yüzden onlar ilk geldikten sonra yani biraz rahatladılar. Hafif gülmeye başladılar. Şimdi biz onlar için mesela psikiyatrist getirdik, psikolog getirdik, pedagoglar getirdik. Hem Türkçe, hem Ukraynaca, hem İngilizce. Bugün belki gördünüz, İngilizce dersi vardı. Ya Cuma günü resim öğretmenleri gelecekler, onlarla resim yapacaklar. İşte böyle bir etkinlikler yapıyoruz ve devam edeceğiz onu yapmaya. Çünkü o çocuklar için savaşı, yani unutmak lazım. O savaş geride kalsın, onların geleceğinde bir daha böyle bir şey olmasın diye biz çok çaba harcıyoruz. Çünkü çok zor bir dönem. Tabii yani buraya gelen Ukraynalılar da zor zaman geçirdiler ama onlar artık burada güvende. En büyük ihtiyaçları oradaki Ukraynalılar için, bir de ordu için, destek için. Ama tabii ki oradaki kalanlar, masum insanlar için hem ilaç gerekiyor, hem gıda, mesela makarna, su, çorbalar, kuru, yani hazır çorbalar, bezler, oyuncaklar, giysiler. Yani çünkü orada bazı insanlar ev bombaladıktan sonra sokakta kalıyorlar. Hiçbir şey yok yani. Arkada her şey kaldı. O insanlara da yardım etmek için Türkiye'de böyle bir uygulama var. Dernekler, Türkiye'de 18 dernek, resmi Ukrayna dernekleri, merkez olarak, resmi olarak izin aldı. Biz şimdi belediye tarafından bize bir büyük bir salon açıldı. Eski belediye düğün salonu. Orada yardım topluyoruz. Hem Ukraynalılar getiriyor, hem Türk halkı getiriyor, hem yabancılar getiriyor. Bekliyoruz. Bizim için her bir küçük bir şey de çok önemli. Çünkü oradaki insanlar için bir kutu makarna bile büyük bir önem var.